Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte arkadaşlar yeni bir Minecraft gizemleri videosuyla karşınızda. Bu serinin ikinci bölümü olacak arkadaşlar ve bu bölümümüzde arkadaşlar Entity 303'ü konu alacağız arkadaşlar. Bugün Entity 303'ün arkadaşlar anladığım kadarıyla videoyu izlemedim arkadaşlar, videoyu hiç izlemedim. Buldum yani bugün nasıl bu yani video araştırırken bu videoyu buldum. WildDogXD adında bir kanaldan izleyeceğiz. Arkadaşlar anladığım kadarıyla 4 tane Entity 303 ile alakalı arkadaşlar video var video içerisinde. 11,5 dakikalık bir video zaten. İlk bir Creepy'si Entity 303 görünmez diyor. Sight Nights'ın anlamı arkadaşlar tam olarak tam bilmiyorum ama herhalde görülme. Fark edip o tarz bir anlamı var herhalde. Arkadaşlar bir izledikten sonra beni zaka atmayın kanalda. Seversiniz, siz sevgisiz abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar başlıyoruz. Evet. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Videoyu hiç izlemedim. Bu video da bayağı ürperdici bir video. Minecraft P2017'ymiş. Aa benim var ya, o tam böyle güzelce oynayabildiğim sıralar. Bir dünyada diyor, bir Libro adında bir oyuncu diyor dünya açmış. Ve daha sonra diyor Very Student Appearance falan diyor. Gameplay falan oynuyor. Oyunu oynuyormuş. Bir gameplay videosu çekiyormuş herhalde anlamı kadarıyla. Kalite biraz kötü. O videodan dolayı değil, oyunun adamın çektiği videodan dolayı arkadaşlar. Çünkü 1080p şu anda. Evet odun falan kırıyor. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı eski sürüm yani Minecraft PE için. Eski sürümler 2017 sürümler eski yani. 6 yıllık sürüm abi. Evet şimdi adam etrafı dolaşıyor abi. Ve atları falan işaret ediyor. Şey eşekleri. Arkadaşlar İlk kez bu kadar yakından görünen bir videosuna görüyorum Entity 303'ü. Adam kaçıyor ha. Bu kadar ya, ağzına tükürüyor. Yerde geliyor ki reklamayı sokayım. Neyse devam ediyoruz. Arkadaşlar adam kaçıyor. Saat 11.50'ymiş ve arkadaşlar ilk hikaye böyle, ikincisi Flawless Team. Yani Flawless ekibi adında bir elemanlar. Bu Minecraft'ın PC sürümü arkadaşlar. 1.12.2 sürümü. Flawless Team diye oynarken multiplayer'da 300 Entity 303 multiple times. Aynı andaki zamanla aynı anda görmüş falan diyor. Arkadaşlar güçlü bir şey, bir şeyler söyledi, gördüklerimi iddia ediyor, bir şey söyledi. Benim arkadaşlarım diyor komiktir falan diyor herhalde, heavy fun, eğlencelidir diyor ya da. Ultil'in anlamı bilmiyorum, daha sonra falan diyor. İşte maden yapıyor abi burada, videoyu çeken eleman. Ne oldu orada, gördü mü? Yo. Evet işte ayrınları falan pişiriyor falan filan, ayrınları pişirmiş daha doğrusu. Yeniden pişiyor falan. Böyle bildiğiniz Survivor yani yapıyor. Arkadaşları nerede onu bilmiyorum ama pantolon da yapıyor şu anda kendine. Güzel. Yani normal Survivor oynuyor. Sonra videoyu diyor somatic art ve slow motion. Oo. Nerede? Orada mıydı lan? Aha. Arkadaşlar geri alabilir miyiz? Bir dakika lan. Aha vallahi Entity 303 arkadaş, Entity 303 yakalayamadık. X2X son düğme yapmış. Arkadaşlar orada vallahi orada Entity 303 var. Bu arada yine baştan söylüyorum arkadaşlar, bu hikayeler gerçek olmayabilir ki yüksek ihtimal bunun hepsi yalan olabilir. Ama arkadaşlar yine Herobrine'deki gibi. Ama Herobrine'in yani bu Entity 300 de zaten en az Herobrine kadar bilinen bir gizem olduğu için, efsane olduğu için çekmek istedim. Arkadaşlar Herobrine gibi bu da bir ihtimal belki olabilir ama Herobrine kadar yüksek değil yani bence bunun olma ihtimali. Herobrine'den daha düşük ama Herobrine kadar var en azından. Herobrine'e yakın öyle söyleyeyim. Entity 303'ü görememiş herhalde, ilk başta eleman görememiş mi? Kaçıyor ya da görmüş kaçıyor bilmiyorum. Sonra evime döndüm diyor. Evime sığındım diyor. Evimde güvenli miyim diyor. Bir şeyler söylüyor. Return falan. Evet. Aha! Ve Entity 303'ü görüyor arkadaşlar. Evet Entity 303. Bu daha da korkunç yalnız ha. Creepy ha? Bu bir creepy pasta de anlamında mı dedim onu bilmiyorum. Ha bir tane de arkadaşı geldi şimdi. Evet hatta iki tane arkadaşı. O yine! Yine onu gördüler arkadaşlar. Yine onu gördüler ve yine kayboluyor. Böyle 2-3 saniye geliyor ve kayboluyor. Evet torşlar diyor. Torşluyor. Her etrafı torşluyorlarmış arkadaşlar anladığım kadarıyla. Evet. Ve yine gözüktü. Yine gözüktü. Yine burada. Arkadaşlar bu Entity 303 psikopat. Vallahi psikopat ya.
Vallahi psikopat abi. Evet, bu da bitti mi abi? Daha devam ediyor galiba. Daha devam ediyormuş arkadaşlar. Evet, şimdi buraya kapattı. Hijahi ne yazıyor lan burada? Bu neymiş? Bu ne falan diyor. Hijal. Ne olduğunu anlamını anlamadık. Bazen böyle efsaneler göğe, yani insanın dediklerine göre tersten, mesela İngilizce'nin tersten, ha mesela here diyeceğine mesela tersten yazıyor mesela. Here nasıl yazılıyor bir dakika. Here diyeceğine mesela atıyorum tersten yazıyor mesela abicim. Here'ın mesela tersi ne oluyor? Ereh oluyor mesela. Ereh yazınca here, ben buradayım falan, my here falan. Tersten yazınca mesela o orada oluyormuş falan gibisinden şöyle. Daha dedim ki bu arada tersten yazılmış bir şey değil de. Ya İngilizce en azından tersten yazılmış hali değil arkadaşlar. Herhangi bir kelimenin tersten yazılmış haline benzemiyordu. Başka bir şifre tarzı bir şey olabilir ama başka bir şeyin tersten yazılmış şey olabilir. Ya da böyle kodla falan. Arkadaşlar burada da bir tane, şimdi üçüncüye bakıyoruz, bu daha da korkunç gibi. Afterfire normal bir gün diyor. Bir dakika lan, biz orayı göremedik. Adamın ismini göremedik, dur. COD4 Permitor adında bir adam Minecraft'ın PC 17 versiyonu oynuyormuş. 2017. COD Termitor işte kardeşiyle Startup Minecraft dünyasına Entity 303'ü mü görmüşler? Öyle bir şey oluyor. Kardeşiyle görmüşler. Ve ilk diyor gördüklerinde diyor Minecraft'ta minimal bir şeyler diyordu. Bilgi olmamak mı demiş, bilmiyorum. Entity 303 falan filan. Evet. İlk gördüklerinde bir şey olmuş dedi orada. Minimal falan dedi. Evet. Benim kardeşim diyor işte play around falan diyor. Comeback. Eve geri geldi herhalde. Aynen öyle. Kardeşiyle bu oyun oynuyormuş Minecraft. Bu bayağı uzun yalnız. Bunların macerası bayağı uzun. Son maceralar da uzun ama en uzun herhalde bu değil mi? İkisi de uzun. Evet arkadaşlar, Expo falan demiş. Zombie Kile 666. Diğer kardeşin ismi herhalde. Oğlum çok korkunç lan bu. Ne oluyor abi? Oğlum dibinde Entity 303 mü vardı? Bana böyle geldi. Karanlıkta bir şey görülüyor. Aa abi, orada bir şey var lan. Kardeşim mi diyor bunu yaptığını diyor. Bana şaka mı yapıyor falan mı diyor. Bilmiyorum arkadaş, atıyorum şu anda. Abi. Entity 303 diyor. Benim kardeşim olamaz bu diyor. Abi Entity, hayır, sen mi yaptın? İtfaz, o sen misin diyor. Hayır diyor. What the fuck? Abi o iskelete benziyor gerçi biraz. Entity 303 de olabilir. Çok garip bir şey lan o. Abi harbiden tüylerim diken diken oldu. Tüylerim ne lan? Tüylerim lan, tüylerim. Abi arkadaşlar gördüğünüz üzere. Abi short after city game. Sonra oyun crash verdi diyor. Sonra tekrardan geldiklerine diyor. Brother'ım eve gelmiş de diyor. Eve gelmiş diyemiyor da. Comeback yine geri geldi işte, oyuna yine girdi falan diyor. Evet, ne oluyor abi? Tat falan bir şeyler söylüyor herhalde. Fonda evet, sonra village bulmuşlar galiba. Oğlum yanlışlıkla nasıl düştün oraya be? Orada Entity 303'ü mü görecek lan yoksa? Hayır, görmedim. Abi orada bir ağaç var. Ha? Orada lan. Vallahi orada. Gördünüz mü? Arkadaşlar sesi bir tık daha kısayım. Where are you? Orada. O where are you der ki, daha doğrusu neredesin falan diyor kardeşine. Abi orada dikilmiş Entity 303 bakıyor elemana. Aha. Allah. Oğlum çok korkunç lan. Ama bu yalandır bence ya. Nether portalı falan koymuş. Nether portalı diyor. Nether taş falan koymuşlar. Sonra diyor oyun game benim oyunum kapandıydı diyor. Kardeşim bir şey oldu. Benim arka kardeşim de diyor bağlantısı kesildi falan, serverdan çıktı dedi. Yine girmeye çalıştığımızda diyor. Herhalde olmaya yine girmedik mi diyor. Olmadı mı diyor. Bir şeyler söylüyor. Defeat entity somatic command. Bu ender garip bir şey falan dedi galiba. Somatic iskiler. Bu olay aklımızdan çıkmadı mı diyor.
Devam edelim. 303 arabaya görmeye devam ettik diyor. Bir şeyler söylüyor. Ve arkadaşlar dördüncü yani ve son dördüncü ve son gören elemanla karşınızdayım. 09 şark boyadında bir taneymiş. Minecraft PS 2017 versiyon. Hadi bakalım. Şark boy işte Ender 303'ü multiplayer serverda görmüş. Galiba. O ne Ender 303? Oğlum çok hızlı geçiyorsun lan. Oradan çok hızlı ya senin anını. Arkadaşlar geri geldim. Entity 303'ü Herobrine'a benzetmiş ve Herobrine falan olamaz mı diyor bu. Bir şeyler söylemiş orada ya. Not only Entity 303 bu Herobrine falan değil de herhalde falan diyor. Ve videoya falan çekmiş. Daha interesting videoda daha interesting ilginç şeylerle mi ne karşılaştı bir şeyler söylüyor. Bu arada arkadaşlar videonun sonunda da bu Entity 303 ile alakalı yorumumu da ben de yapacağım yani nasıl bir şey olabilir hani. Bir konuşacağız son dakika. Zaten benim şarjım kaç? 13. Daha var ya. Daha dayanır yani. Rahat dayanır. Oh my gosh. No. Oh my god diyor. Oh. Aha ne oluyor lan? Bunlar biraz daha farklı bir olay arkadaşlar. Bu tipler. Oha. Herobrine gitti bir aşınandan. Tamam. Kimsin? Vay falan dedi. Bu değil. Vay niye dedi? Bir şey dedi. Arkadaşlar evet bizim bu abimiz bir şeyler söylüyor. Tamam ilerleyelim birazcık da. Ya bu birazcık kolba gibi. Ya bu diğer gibi. Evet arkadaşlar ya. Ha ne ya burada Entity 303'ü görüyorlar. E dibine giriyorlar bunlar. Ya bu yalandır arkadaşlar ben buna inanmadım. Normal oyuncu bu ya. Bu normal oyuncu. Sonra ne oluyor? Ya arkadaşlar tamam bitti galiba. Entity 300 falan diyor. Bitti. 4 Creepers Entity 0 Success. O Entity 0 diye bir gizem de varmış. Onu ilk kez görüyorum. Herobrine Success. Bak bunun Herobrine 4 tane Herobrine şey videosu var. Onu da belki izleyebiliriz. Arkadaşlar şimdi son olarak ben de bir yorumu yapayım. Siz de yorumlarda Entity 300 hakkında yorumlarınızı yazın arkadaşlar. Sizce Entity 303 gerçek miydi? Yani bir zamanla gerçek miydi? Ya kimi diyor ki Minecraft'ın atılan bir Minecraft ekibine atılan bir işte çalışan işte intikam almak için falan bir şeyler söylüyorlar ama arkadaşlar benim düşüncem Entity 303 bence kolpa. Neden? Çünkü abi şimdi bunun olması için geçerli bir sebep yok. Yani insanlar şey diyor işte mesela Herobrine öyle değil abi. Herobrine mesela kodlarla oluşmuş bir hata falan bir şey olur. Ama Entity 303 öyle değil abi. Entity 303 hatalardan daha çok böyle şey olarak bir yani hatalardan daha çok kodlama hatalarından daha çok sanki gerçekten bir oyuncuymuş gibi. Herobrine'den daha farklı yani. Herobrine bir hata sonucu bir şey sonucu oluşabilecek bir şey olarak görülse de Entity 303 bence öyle değil. Entity 303 ben bilmiyorum doğru da olabilir ama bana kolpa geliyor. Yok işte atılan işte çekip atılan işte çalışanmış intikam almak için de kodlar falan yazıyormuş da bir şey. Bu bana yalan gibi geliyor arkadaşlar. Çünkü bence insanlar Herobrine efsanesinin etkilenip Entity 303 diye bir şey uydurdular. Ben bunu düşünüyorum. Ama bilmiyorum ama Herobrine gibi belki bir zamanlar gerçek olabilir bilmiyorum yani. Ve son adam hakkında da bir şey söyleyeceğim. Orada işte son hani konuşan, bağıran falan video çeken adam hakkında. Abi kusura bakma da o hiç gerçek değil. Çünkü Entity 303'ü görüyor. Multiplayer serverda falan değişik bir serverda. Online serverda normal multiplayer serverda mı değişik bir şey işte. Sonra Entity 303'ü görüyor dibine giriyor. Ona blokla falan PvP oynuyor falan böyle. Yani kusura bakma da Entity 303'ü gören bir kişi öyle yani savaşmaz yani donar kalır yani. Ya da kaçar falan yani. O adam gibi savaşmaz yani. Hani ya da böyle oyunla normal bir şekilde devam etmez. Çünkü o bayağı kolpaydı. Ama ilk 3 tanesi bayağı şeydi arkadaşlar. Hele üçüncüsü. Üçüncü olan beni gerçekten ürperttirdi. İkinci ve üçüncü olan ürperttirdi. Birinci olan da ürperticiydi yani. Birinci olan mobilde bir şeydi. Neyse arkadaşlar o zaman videomuzu bitirelim. Neyse. Şurada bitirelim. Arkadaşlar eğer videoyu beğendiyseniz daha katıp kanalıma sevdiyseniz ve seversiniz abone olmayı unutmayın. Bir dakika da görüşürüz. Kendinize iyi bakın ve bay bay.